Cumhurbaşkanlığı sistemi alkoylaması çalışmalarına başlayan AK Parti Elazığ Teşkilatı, Arıcak ve Alacak ilçelerini ziyaret etti. Kaymakam, belediye başkanı ve esnaf ziyaretleri yapan il başkanı Ramazan Gürgöz'e vatandaşlarla da buluşarak 16 Nisan'da neden evet denilmesi gerektiğini anlattı. Bu yapılacak olan değişik anayasa değişikliğinin temel amacı, en önemli amaçlarından bir tanesi, siyasi istikrarın sağlanabilmesi için bir adım atılıyor. Çünkü ülkemiz 93 yılda 65 hükümet değiştirmiş bir ülke. Dolayısıyla bu ortalama 17 aya yakın bir süre hükümetler iktidarda kalmış. Bu 17 ayın ilk birkaç ayı tebrikleri kabul etmekte geçer. Son birkaç ayı da bavulu hazırlamakta geçer. Arada kalır bir yıl. Bir yılda hükümet programı mı olur? Hükümet programını icraata dökmek mi olur? Ya da hizmet etmek mi olur? Dolayısıyla bunlar pek yapılması mümkün olmayan işler. Bundan sonraki süreçlerde artık koalisyon dönemi Türkiye'de tarihin çöplüğüne bundan sonraki yerini almış olacak. Artık koalisyon bu ülkede olmayacak. Evet oyu çıktığı takdirde ki biz çıkacağından bir endişe taşımıyoruz. Özellikle Arıcak'taki bu heyecanı gördükten sonra Elazığ'ın çok iyi miktarda, çok önemli bir sıralamada olacağına doğrusu inancımı pekiştiriyor bu durum. Arıcak Belediye Başkanı Ferit Demir de 16 Nisan halk oylamasında evet için çalışmaya başladıklarını ve Elazığ'ın rekor düzeyde evet oyu kullanacaklarına olan inancını dile getirdi. 16 Nisan'da çok fazla zaman da kalmadı. Bizler bütün teşkilat organları durmadan çalışmaktayız. İnşallah beklediğimizin üstünde bir oy oranıyla evet oy onarı onu or şey ora oranıyla çıkacak. Biz bunu belki halk yeteri kadar açıklama yapılmadı halk taraf şey halk bilinçlendirme aldım özellikle kırsalda. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Çoğunun kafasında zaten şu var. Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldiği günden beri herkese güven vermiş. Herkesin şeyini, beğenisini, güvenini kazanmış. Yoksulun, yetimin, fakirin, fukaranın, dul bayanların, hastanın, herkesin evine kadar hizmet gidiyor. Herkesin evine kadar para gidiyor. Halk bunun bilincinde o konuda bir kere güven kazanmış Sayın Cumhurbaşkanımız. Biz anlatsak da anlatmasak da halkımız sağ olsun o konuda bir şey kafasında çoğunun bir soru işareti yok. AK Parti heyeti Arıcak ilçesindeki temaslarının ardından Alacakaya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyet ilçe belediye başkanı Başaran Yaşlı ile görüştükten sonra vatandaşlara hitap etti. Bu anayasa değişiklik paketinde Cumhurbaşkanlığı hükümet modelinde, hükümet sisteminde yapılacak olan değişiklik halk oylamasında. Sonuç her ne olursa olsun biz doğrusu evet çıkacağı hem de yüksek oranda bir evet çıkacağı noktasında AK Parti olarak hiçbir kuşku taşımıyoruz. Hele bugün Alacakaya ve Arıcak'ta gördüğümüz bu yoğun ilgi, bu inanılmaz bir destek ve heyecanı gördükten sonra da hiçbir kuşku taşımadığımız evetin çıkması yönünde bu oranın çok yükseklere çıkacağına inancımız tam. Ama şunu da ifade ediyoruz. Sözün de kararın da millete ait olduğunu ifade eden ve bu şekilde siyasetine yön veren bir siyasi hareketin temsilcileri olarak sonuç her ne olursa olsun bizim başımız üzerinde yeri var. Milletimiz neyi isterse, milletimiz nasıl bir yönetim modeli arzu ederse, milletimiz nasıl bu ülkenin idare edilmesini arzu ediyorsa, nasıl hangi şekilde mührünü basacaksa o zarfa biz ona saygılıyız ve ona o karar doğrultusunda milletimize kaldığımız yerden hizmet etmeye inşallah devam edeceğiz.